Arkası yarın. Tuzak 5. bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Seçkin Başkan. Senaryo Tayfun Türkili. Program yönetmeni Erol Güldiken. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Ses kayıt Ahmet Atalay. Kurgu Didem Türkmen. Bülent çok zengin bir insandır. Nebile adında fakir ama güzel ve terbiyeli bir kızla evlenmiştir. Öteden beri Bülent'le ve Bülent'in parasında gözü olan akrabası Aysel ise bu evliliği bozmaya çalışmaktadır. Amacı Nebile'yi Bülent'ten ayırıp kendisiyle evlenmesini sağlamaktır. Bu işte kendisine bir de yardımcı bulur. Bülent'in amcaoğlu Gazanfer, Nebile'nin Bülent'ten ayrılmasına yardımcı olur. Rahmetli babasının mirasını yiyip bitiren ve bir kumarhane sahibine milyarlarca lira borçlanan Gazanfer, Aysel'in Bülent'ten evlenmesine yardımcı olduğu takdirde Aysel kendisine istediği kadar para verecektir. Bülent'le Nebile de düşmanlarının kendileri için düşündüğünden habersiz evliliklerini sürdürürler. Bu arada Nebile, Şule adında bir kız çocuğu doğurur. Gazanfer ise Aysel'e bir plan hazırladığını ve birkaç güne kadar Nebile'yi kurduğu tuzağa düşüreceğini söyler. Annemiş benim güzel bebeğim, canım benim. Şule, baba da bakayım canım. Hadi bakalım. Bak, şimdi sen burada uslu uslu otur, ben şu çalan telefona bakayım. Alo, buyurun. Nebile Hanım. Benim, buyurun. Ben Gazanfer. Siz misiniz? Bir bebeğinizin olduğunu duydum. Hayırlı uğurlu olsun demek için aradım sizi. Sağ olun, teşekkür ederim Gazanfer Bey. Nasıl, çocuğun ve sizin sağlığınız iyi mi Nebile Hanım? Allah'a şükür iyiyiz. Eğer mahsuru yoksa gelip ziyaret etmek istiyordum sizleri. Tabii gelebilirsiniz ama Bülent henüz eve dönmedi. Ne zaman gelir? 6:30 gibi evde olur. Tamam, o saatte gelirim o halde. İyi günler. İyi günler. Hayret, bu sefer küstahlık, terbiyesizlik yapmadı. İnşallah benden ümidini kesmiştir. Aman dene cici, ne güzel bir bebekmiş bu. Adı ne bakayım bu güzel kızın? Şule. Allah inşallah analı babalı büyütür. Durun unutmadan getirdiğim şu maşallahı vereyim. Buyurun Nebile Hanım, siz takın bebeği. Teşekkür ederiz Gazanfer Bey. Vakit geç oldu, ben artık kalkayım. Nereye Gazanfer'cim? Bu saatte seni bırakmayız. Bu gece burada kal. Ya kimseyi rahatsız etmeyin. Ne rahatsızlığı ya? Sen yabancı mısın? Tabii, misafir odası boş. Orada kalabilirsin. Buyurun. Nebile Hanım, ben Gazanfer. Evet, ne oldu Gazanfer Bey? Bu sabah Bülent'le birlikte çıktık ya, Bülent biraz fenalaştı. Ne? Fenalaştı mı? Ne oldu? Nesi var? Telaş etmeyin, aniden fenalaştı, bayıldı. Ben de eve getirdim. Şimdi biraz iyi gibi ama doktora gitmek istemiyor. Ben de size durumu bildireyim dedim. İyi ettiniz. Peki ne yapıyor şimdi? Yatıyor ama muhakkak doktora görünmesi şart. Ben gidelim dedikçe inat ediyor gitmemek için. İsterseniz gelip siz ikna edin. Ben durumunu pek beğenmedim. Tabii. Adresi verin bana hemen.
Kocam, kocam nerede? Sakin ol Nebile, Bülent içeride. Nasıl, durumu iyi mi? Hala baygın mı? İyi ama Bülent nerede? Burada yok. Yoksa Bülent'in hastalığı yalan mı? Bütün bunlar doğru değil mi? Evet, ne yazık ki öyle. Bütün niyetim seni buraya getirebilmekti sevgili prenses. Seni alçak, seni melun, bunu nasıl yaparsın bana? Aylardır hep bu anı bekledim Nebile. Seninle baş başa, yalnız kalmayı. Ve şimdi bu fırsat elime geçti. Sen ve ben. Hayır, hayır, çek o pis ellerini üzerimden, çek diyorum senin sana. Senin için yanıp tutuşuyorum Nebile. Artık bırak. Yalnızız, kimseler yok burada. Canım benim, hayır. Bir tane. Hayır, hayır, imdat. Sus, bağırma, hayır. Sus diyorum yoksa. Bayıldı. Böylesi daha iyi. İşimi daha rahat görürüm. Alo, buyurun. Aysel, sen misin güzelim? Gazanfer. Aysel iş tamam. Kurban ağıma düştü. Şu anda yatak odamda. Sahi mi? Harika bir şey bu Gazanfer. Hemen Bülent'e telefon aç ve isim bildirmeden karısının şu anda benim evimde ve kollarımın arasında olduğunu söyle. Çabuk ol. Tamam. Alo. Bülent Bey'le mi görüşüyorum? Evet, benim. Siz kimsiniz? Ben bir dostum beyefendi. Size karınız hakkında çok önemli bir şey söyleyeceğim. Karım hakkında mı? Bana bakın, kimsiniz siz? Önce adınızı verin bana. Bir dost dedim ya. Peki ne istiyorsunuz? Size bir iyilik yapacağım. Kandırılıyorsunuz beyefendi. Aldatılıyorsunuz. Ne? Evet. Karınız şu anda Gazanfer Bey'in evinde ve onun koynunda. Olamaz, olamaz. Yalan söylüyorsunuz. Bana bakın, inanmıyorum size. Eğer inanmıyorsanız kendiniz gidip de görün. Gazanfer'in ev adresini biliyor musunuz? Biliyorum. İyi ama siz kimsiniz? Bir dost dedin ya. Alo. Alo. Lanet olsun. Kim bu? Karıma laf uzatan bu şırfıntı kim? Olamaz, olamaz. Nebile beni aldatamaz. Hem de Gazanfer'le ha. İnanmıyorum. İnanmıyorum. İftira bu, yalan bu. Şimdi anlarım. Karım evdedir. Nebile benden habersiz bir adım bile atmaz evden. Alçaklar. Alçaklar ne istiyorlar ki karımdan? Alo. Anne. Anne sen misin? Benim oğlum. Hayrola, bir şey mi oldu? Sesin bir tuhaf çıkıyor. Yok yok. İyiyim anneciğim. Nebile evde miydi? Hayır. Bir saat önce çıktı gitti. Çok heyecanlıydı. Nereye kızım dedim. Bir şey söylemedi. Ya. Peki anne. Akşama görüşürüz. Aman Allah'ım Nebile evde yok. Bir saat önce çıkmış. İyi ama yoksa o meçhul kadın doğruyu mu söyledi? Nebile hakikaten Gazanfer'le beni aldatıyor mu? Bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Gazanfer'in evine gitmek. Evet, daire kapısına da aralık bıraktım. Böylece Bülent geldiğinde zili çalmadan rahatça içeri girip her şeyi görebilir. Nebile hala baygın yatıyor. Şimdi bütün iş kıskanç ve zengin koca Bülent'i beklemeye geldi artık. Başım. Başım. Neredeyim ben? Aman Allah. Sen, Gazanfer, buradasın. Demek kendine geldin ha güzelim. Evet, burada yanındayım. Ve artık seni hiç bırakmayacağım. Olamaz. Bu lüzum yok. Seni alçak, ben baygınken beni soydun ha. Sen iğrenç, adi adamın tekisin. İstediğin kadar bağır, hakaret et. Seni seviyorum. Benim olacaksın Nebile. Gel buraya, direnme. Benim olacaksın diyorum. Gel buraya. Hayır. Aman Allah'ım. Nebile. Dur, yapma. Bülent, tam zamanında geldin. Kurtar beni Bülent. Kapa çeneni adi kadın. Sefil yaratık.
Demek bana bunu da yapacaktın ha? Vurma kadına Bülent. Sıra sana da gelecek adi herif. Al bakalım. Hayır. Yapma, benim suçum yok Bülent. Ne olur dinle. Neyi dinleyeceğim be? Neyi dinleyeceğim? Her şey apaçık ortada. Şu hale bak. Yarı çıplak bir vaziyette yeğenimin kolları arasındasın. Daha neyi dinleyeceğim be? Ha? Şırpıntı. Bu adam Gazanfer denen bu iblis kandırdı beni. Senin hasta olduğunu söyleyip buraya çağırdı beni. Sus diyorum sana. Gördüğüm şu manzara yeter de artar bile bana. Aslında seni öldürmeliydim. Ama o pis kalınla elimi kirletmek istemem. Alçak, adi yaratık. Sen aslında bir sokak kadınından başka bir şey değilmişsin. Lütfen Bülent, lütfen. Ne bileyim, ağlamanın yalvarmanın bir faydası yok artık. Her şey ortaya çıktı. Hem zaten nasıl olsa ilişkimizi kocana söylemeyecek miydin? Ne? Neler söylüyorsun sen? İğrenç herif. Ne ilişkisi? Ha, güzel. Demek bir de utanmadan, sıkılmadan bana da söyleyecektiniz ha yediğiniz erzeleri. Yalan. Yalan Bülent. Yemin ederim ki bu adamın söylediği her şey yalan. Ben bir komploya kurban gittim. İnan bana. Dinle beni Sürtük. Artık bu saatten sonra ne benim evime gelebilirsin ne de kızıma analık yapabilirsin. Artık benim karım değilsin, duyuyor musun? İffetsiz mahluk. Senin suratını bile görmek istemiyorum artık. Lanet olsun sana da, aşığına da. Bülent ne olur gitme, dur. Dinle beni, kızımdan ayırma. Her şeyi anlatacağım sana. Bülent, Bülent gitme. Dur Nebile, nereye gidiyorsun? Allah kahretsin seni. Ahlaksız adam, adi adam. Ne istedin benden, ne istedin mutluluğumdan? Yalancı, şerefsiz. Bırak, bırak beni diyorum artık, bırak. Anlaşıldı, seni sakinleştirmek lazım. Al bakalım. Evet. Planın birinci kısmı başarıyla sonuçlandı. Şimdi bu durumu hemen Aysel'e bildirmeliyim. Alo. Aysel. Gazanfer, ne oldu? Merakla telefonunu bekliyordum. Bülent eve geldi mi? Nebile'yi o halde gördü mü? Çabuk söyle. Aysel, Bülent artık senindir yavrum. Sahi mi? Evet. Bülent az önce buradaydı. Nebile ile bizi sarmaş dolaş görünce kendini kaybetti. Ağır hakaretler savurduktan sonra da gitti. Anlayacağın, Bülent'in şimdi müşfik bir kadının tesellisine ihtiyacı var canım. O kadın da ben olacağım Gazanfer. Hiç merak etme. İnşallah sen olursun Aysel. Zira parasızlıktan ölüyorum. Bir an evvel kalbi kırık Bülent'i kollarının arasına al da sızdırdığın paralarla borçlarımı ödeyeyim. Bülent, ne oldu oğlum? Nebile nerede? Sus anne. O kadının adını ağzına alma bir daha. Ne? O bir sokak kadını. Daha da adisi. Bülent oğlum, ağzından çıkanı kulağım duyuyor mu? Neler söylüyorsun öyle? Yakaladım onu anne. Onu yakaladım. Nebile'yi bir erkekle yakaladım. Hem de kimle biliyor musun? Aman Allah'ım. Kiminle? Sıkı dur. Gazanfer'le. Amcamın oğluyla. Ve onun evinde. Ne? Aman yarabbim. Neler duyuyorum? Bülent, doğru mu bunlar oğlum? Evet anne, evet. Hepsi doğru. Gözlerimle gördüm. Ellerimle yakaladım o namus düşkünü kadını. Ne zamandır ilişkileri varmış. Beni kaç zamandır aldatıyorlarmış. Ben de saf saf her şeyden habersiz... ...karımın namusundan, iffetinden dolayı onunla iftihar ediyordum. Nasıl yaptılar bunu? Nasıl yaptılar? Hala aklım almıyor anne. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Bülent, doğru mu bunlar oğlum? İnanamıyorum. İnanmak bir türlü gelmiyor içimden. Nebile gibi zarif, namuslu bir kadın. Aman yarabbi, aman yarabbi. Hepsi bir aldatmaymış anne. Bana bak anne. O kadın bir daha bu evden içeri girmeyecek. Şule'yi de görmeyecek. Hemen yarın, evet yarın avukatımla konuşacağım ve boşayacağım onu. Bitti artık. Bitti, bitti. Her şey bitti. Tamam yavrum, tamam oğlum, ağlama. Ne yapalım, başa gelen çekilir. Boşarsın, kendine yeni bir hayat kurarsın. Ne yapalım, böyle şeyler herkesin başına gelir. Yapan kendine yapar Bülent'im. Senin gibi zengin, mal mülk sahibi birini zor bulur bir daha o kız. Hadi oğlum, kendine gel. Her şeye rağmen hayat devam ediyor.
Bak kızım var, Şulen var. Onun için yaşamalısın. Onun için kazanmalısın Arda. Hava da amma az daha. Böyle giderse dam yine akacak açacağını. Yağmura ne dayanır ki Zübeyde Hanım? Torun nasıl? Kız nasıl? Görüyor musun bari? Geçen hafta onlardaydım. Torunumu Şule'mi görme Haccan. Öyle tatlı ki tıpkı kızıma benziyor. Allah analı babalı büyütür inşallah. İnşallah. Ayol kapı mı çaldı, bana mı öyle geldi Zübeyde? Evet evet, kapı çaldı. Sen otur, ben açarım. Bu havada kim gelebilir ki? Bülent oğlum. Hayrola, bu yağmurda neden geldin? Hadi gir içeri, dışarıda yağmur altında kalma. Hayır, girmeyeyim Zübeyde Hanım. Buraya kızınızın eşyalarını getirmeye geldim. Buyurun şu bavulu alın. Neler söylüyorsun oğlum? Kızımın eşyalarını neden getirdin? Ne oldu ki? Meğer koynumda bunca zaman bir yılan beslemişim Zübeyde Hanım. Aman Allah'ım, ne demek istiyorsun oğlum? Bugün Nebile'yi birisiyle yatakta yakaladı. Anlıyor musun Zübeyde Hanım? Senin o saf, iffetli sandığın kızın meğer bir kahpeymiş. Hep beni aldatıyormuş. Bir sokak kadınından daha da şerefsizmiş o. Aman Allah'ım, neler duyuyorum. Olamaz, benim kızım Nebile'm böyle bir şey yapamaz, inanmıyorum buna. Peşin hükümlü olma oğlum, kızıma iftira atmışlar. Ne iftirası? Ha? Ne iftirası? Başka birisi söyleseydi ben de inanmazdım. Ama maalesef kendi ellerimle yakaladım onu. Üzgünüm Zübeyde Hanım. Artık Nebile benim karım değil. Peki ya torunum Şule? Şule benim kızım. Öyle iffetsiz bir şırfıntının yanında büyüyemez. Şule benimle kalacak. Al Asma. Olamaz. Benim kızım Nebile. Yavrum böyle bir iffetsizlik yapamaz. Ay yüreğim. Yüreğim. Zübeyde Hanım. Zübeyde Hanım. Ay duydum canım. Nebilem kocasını aldatmış. Olamaz kızım, böyle bir şey yapamaz. Yalandır, iftiradır. Dur komşucuğum, dur. Tamam tamam. Sana bir doktor çağırayım hemen. Aman Allah'ım Zübeyde. Zübeyde. Ölmüş. Yetişin komşular. Zübeyde öldü, yetişin. Tuzak adlı oyunumuzun 5. bölümünü dinlediniz. 6. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.